Günaydın. Günaydın. Burada kaldık. İsa'nın yerinde. Burası da bu yolculuk süresinde kaldığımız en keyifli yerlerden biriydi. Başka arkadaşlarımız da vardı. Burada kalan. Kaça kadar sohbet ettik? Oturduk 11.30-12'ye kadar sohbet ettik baya baya. Çay Evet. içtik, kahve içtik, bira içtik. Vedalaştık orayla ama buraya tekrar geleceğiz. Bu arada Ufakdere'ye geldiğiniz zaman önceden İsa ile iletişime geçmeye çalışın. Çünkü her zaman burada olmuyor. Ve bu yolun devamında su yok. Yani su takviyesini buradan yapabiliyorsanız yapmaya çalışın. Ama dediğimiz gibi İsa her zaman olmazsa sıkıntı yaşarsınız. Bizim şansımız da buradaydı. O kadar güzel bir sohbeti vardı ki. Yani hayatımızda iyi ki tanıdığımız dediğimiz insanlardan bir tanesi oldu İsa bizim için. Bu yolculuğun bize kattığı güzel insanlardan. Beraber yemek yaptık. Evet, beraber sofra kurduk. Aynı ekmeği paylaştık. Güzel sohbetine nail olduk. İyi ki tanıdık İsa'yı. Şimdi Boğazcağı doğru devam. Liman ağzı 6 kilometre. Kılınçlı 9. Apollonia. Apollonia. Bu tarafa gideceğiz. Şurada karacaları gördük. Karaceylanları. Evet, yani tam buraya geldik. Onlar koşturarak yukarı çıktılar. Burada hep şeyden bahsediyoruz ya, hani domuz var mıdır, çakal var mıdır, tilki var mıdır? Ya aslında bunu görmek istiyordum. Baya 4 tane falan karaca vardı. Bir tanesi sağ, diğer üçü yukarıya doğru koştu. O da bizim için çok tatlı bir an oldu. Karaca görmüş olduk. Şimdi aslında bizim bugünkü planımız şuydu. Dün rota hazırlarken o şekilde hazırladık. 20 kilometre gidip Aperlia'da kamp atacaktık ama saat 5 gibi yağmur başladı. Yağmur yağdığı için de taşlar ve zemin biraz ıslandı açıkçası. Evet, şu anda bayağı güzel bir rüzgar başladı. Biz de dedik ki Boğazca, Üzümlü sahile kadar gidelim. Sonrasına karar verelim diye. O zaman yola devam ediyoruz. Yağmur Yağmur geliyor. mu yağacak acaba? Yağmur bulutları. Bara babam. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kanalımıza abone oldunuz mu? Lütfen olunuz. Bu taraftan işaret. Yanlış gidiyorsun. Abone olmazsanız yanlış yere giderim böyle. Kaybolur. İşaret de burada görmedi. Çiselemeye başladı. Ve sağanak yağmura yakalandık. Başlıyordu. Çok geçmedi aslında. Evet. Köpeğimize zöngüdüğümüz. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde gideceğiz. Fakat yağmurlu bir havada gezeceğiz. Şu an bize engel kadar yağmur yağmıyor diye düşünüyorum. Hayır. Olsun, yağmurluklarımız var. Çantalarımızın da yağmurlukları var. Böyle bir yerde yakalanmamız tabii. Manzara şahane canım. Evet, yola devam. Hadi beni takip et. Evet. O patır patır sesler benim üstümden geliyor, evet. Sağdan aşağıya. Yağmurluklardan mı geliyor? Evet. Boş. Boş. Yağmur da dolduramamış, donmuş. Bu arada yerler fişek gibi kayıyor. Ne gibi kayıyor? Fişek gibi kayıyorlar var ya. Çok temkinli adım atmak lazım. Taşlar çıf çıf çıf. Oh bak, ama bir koklasana havayı. Mis gibi yağmur sonrası.
Merhaba. Merhaba güzellik, merhaba. Merhaba tatlışım, merhaba, merhaba. Merhaba. Ya nasıl tatlısınız? Var mı bakalım bizde size göre bir şeyler? Üzümlü iskelesine geldik. Harika bir koy var burada. Ama şu an saat daha 11.30. 11.30'da bizim kamp atmamız için çok erken. O yüzden bu köpeklerle azıcık oyun oynayıp buradan kaçacağız. Üzümlü'de birazcık mola vermiştik ya. Mola verdiğini geri alıyor şu anda. Boğazcağa doğru devam ediyoruz. Bu palmiye sanırım yolda gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi. Boğazcağı neredeyse 5 kilometreye yakın bir yolumuz kaldı. Çok güzel bir manzarada öğle yemeğimizi yedik. Makarna. Ama tam çıkış öncesi evet, bir de makarna. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şu manzarayı bırak gidiyoruz. Burada bir kaplumbağa kardeş. Şuradaki taşı sıkışmış. Gidemiyor. Yardım havada kalmış. Mi? Hadi gidelim bakalım. Nereye gideceksin acaba? İstikametine doğru götürmeye çalış. En mantıklısı olur. Merhaba, merhaba arkadaşım. De. Merhaba. Merhaba de. Ay korkuyor. Hadi bırakalım onu taşın üzerine. Yolunu da açtık. Hadi bakalım. Hoşça kal Likya yolcusu. Hoşça kal Petito. İsim koydun mu köpeğe? Koydum. Adı ne? Puf. Ne? Puf. 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 Oyla. Az önce yemek verdiğimiz köpüş. Bizimle beraber geliyor. Üstelik Likya yolunu da önden yürüyor. Kovduk ama gitmedi. Evet kovduk ama gitmedi. Neyse Boğazcık köyüne gidiyoruz. En kötü burada aç kalmaktansa belki Boğazcık köyünde bir şeyler bulur ya. Nereye gidiyorsun sen? Hadi bakalım. Likya yolundan yürüt bizi. Yürü bakalım. Aferin kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Galiba yürüyüşlerle geze geze yolu tamamen ezberlemiş. İşaretleri sektirmiyor. Evet kızım karşıda işaret. Doğru gidiyor. Rehber köpüş. Rehber köpüş. Bakar mısın? Çok net biliyor ya.
Sağdan mı gidiyoruz, soldan mı aşkım? Hı? Bu taraftan. Tamam, seni izleyelim. Doğru mu götürüyor bizi? Doğru götürüyor. Doğru götürüyor. Bak, ileride de işaret var gerçekten. Tam Boğazcık köyüne doğru çıkarken sağ tarafımızda eski bir sarnıç gördük. Tabii boş. Bir de ileride yıkılmış bir antik kent olabilir. Tarihi kalıntılar olabilir. Bir yer var. Orayı da size göstereceğim. Uyku mu geldi? Uykum geldi ya. Evet. Sıcak. Rakım yüksek. Yatası geliyor insanın. Uyuyası geliyor böyle sevgili. Çık, şurada bir mezarlık gibi bir şey var. Bak şurada. Geç içine yatalım. Ya şurada mı? Evet. Böyle bir girişi var. İçeriye doğru da bayağı bir gidiyor. Ne var aşağı? Gidiyor. Tamamen yıkık bir yapı. Evet. Bir de tuz, Rus muydu? Evet. Tuz dediğimiz. Rus, Turus kafilesine denk geldik. Evet. Güzel bir çıkış yolu da yok. Biz tırmanarak çıkmak zorunda kaldık. Bakalım. Çantaları Allah'tan aşağıda bıraktık, yoksa çıkamazdık. Ama görülecek de hiçbir şey kalmamış. Yani. Ya aslında çok güzel bir dizilim. Kocaman kayalar, evet. Baksana. Kesme taş bunlar muhtemelen. Kesme taş. Bu volkanın söylemesine göre muhtemelen Helenistik döneme ait bir şey. Aa, olabilir. Neymiş? Like kilometre kalmış. Bu da bayağı eski bir sançe benziyor. Ufakdere'den 10 kilometre geldik. Şimdi Boğazcık köyüne doğru devam ediyoruz. Yağmurlu bir güne başladık. Güzeldi, serindi ama biraz yerler böyle kaymıştı. Şimdi güneşli devam ediyor günün geri kalanı. Biraz terletiyor ama keyifli. Gel. Ah yavrum. Ah. Gel. Hadi buradan iç. Hadi iç bakalım burada. Gel. Korkuyorsun lan galiba. Gel, sen elinle içirmeye çalış bir tane. Kızım. Gel. Tüm yol bana dert oldun. Gel al. Ah yavrum. Sıldın mı? Dur, ben de içeyim, sana vereceğim. Elden içmek istiyor. Hadi buradan içsene. Hadi buradan iç. Hadi, aferin kızıma. Tüm yol bana dert oldu ya, susadı diye. Oo. Çok arı var, sen biraz geri gel. Ufakdere'den buradan geldik. Sol tarafta çeşme var. Köyde burada ezan sesi de duyuldu. Sen abiyle karşılaştık. Dedik ki Boğazcık'ta böyle bakkal market gibi bir şey var mı? Burada dedi yok, üç ağızlı dedi, vardır ama dedi. Peki dedik, biraz ne kadar varırız? Akşama varır mısınız? Ben dedi bilemedim. Onu siz kendiniz karar vereceğiniz dedi. Köşeyi gördük ki Kılıçla Poleni'ye 1 kilometre. Geldiğimiz limanımızıysa 15 kilometre. 15 kilometre yazıyor. Kılıçlı 1 kilometre. Ben yürüyelim derim. Okey. Daha saatimiz derken, saat 4 şu anda. Ki biz bugün yağmurda dinlendik. Yavaş yavaş geldik. Biraz yağmurdan dolayı sabah da geç çıktık. Yani yürürüz. Çok yorgun değiliz değil mi? 1 kilometre daha yürürüz.
Tabii canım, ondan yana şey yok. Saat 4'ü 20 geçiyor. Bir kilometreyi bir saatte nasıl bir yol acaba? Biraz çıkış veriyor. Kapatacak yer var mıdır ki? En kötü kamp ederiz. Kötü kamp ederiz. Su takviyemizi de yaptık girişte, çeşmede. Sudan yana sıkıntımız yoksa zaten. Açlık çekilmeyecek dert değil. Çekeriz. Ya o Apollonia şeydeki tepe işte. Tepedeki yer, antik kent. Yol üzerinde bir yere kamp atacağız. Buraya geldiğimizde saat kaçtı? 4:30. Söyledik hatta galiba. Evet. Saat 4:30. Şimdi saat kaç? 6. 6. Yani şu sabahtan Likya kampinge kadar gittik. Umarım beni duyabiliyorsunuz. Çok yakın birbirine. İşte gelin dediler, biz size kapıyı açtık. Aldılar içeri. Bahçede oturuyoruz. Bekle babam, bekle. Bekle babam, bekle. 1,5 saat. Bekle babam, bekle. Ya insan bir gelir. Ne bileyim. Bir hoş geldiniz der. Hani sorduk, yemek yiyebiliyor muyuz? İşte burada kamp atabiliyor muyuz? Ne kadar? İşte patates kızartır mısınız? Ne gelen var, ne giden. Bekliyorum da. Neyi bekliyorum acaba? Kimse ne kadar yok. Bekledin? 1,5 saat. 1,5 saat. 1,5 saat orada boşa boşuna bekledik. Sırf istiyorlar ki zaten hani kişi başı 25 lira. Çadır ücreti var yani. 2 kişi 50 lira. Sırf karanlığa kalalım ki orada kamp kurmak zorunda kalalım. Başka bir yere gidemeyelim. Ya burada başka şey de yok. Market, bakkal. Hiç öyle bir şey yok yani. Karnımız aç. Yarım paket mi karnımız var. Yeter herhalde. Bir su ver, bir ayran ver, bir şey ver. Yoldan geçiyor ya yolcu. Hani bırak işletmeyi. Hani benim şurada bir evim olsa, yoldan biri gelse bir şey, hani bir şey içer misin diye sorarım kapıma gelse. Garip. Ayakkabıların elimde kaldı. Ayakkabıların elimde kaldı. Şuraya bak. Çoraplarım ne bir elimdeki. Çok kötü kokuyor. Biz şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyoruz. Okul bahçesi. Cami havlusu. Şurası bile olur yani. Şuralarda bir yerlerde kamp atacağız o zaman. Sevgilim. Bir tanem. Ama yine de.